Merhaba herkese, haftalar Teknosa günlük grafik. Teknosa düşüşünü devam ettiren hisselerden bir tanesi, yani toparlanamadı. Tabii bölündü de. Şöyle bir bakalım. Bir şey var tabii. Onu da söyleyeyim. Bir destek aldı şurada arada bir yerden. Şimdi tam soldan alamıyorum. O kısmı geçti. Yani 7 liranın biraz altını kırdı. Ama bir fitiller çok yoğun bu 6.60 civarında. Şöyle göstereyim. O alanı da terk edemedi aşağı doğru. Bir şey bir ifade eder mi? Ya yani bir hiçbir şey ifade etmez şu anlamda. En azından 8 günü kırsaydı burada 7.20'nin üstüne fiyatlama olsaydı belki derdim bakalım işte bir 7.70 7.80 denemesi üstüne olur mu falan diye aklıma gelirdi. Bir şey kıramadı ama şimdi en azından 21 Nisan'dan beri ayı belli bir seviyede bitirdi. Şimdi burada doğrudan 7.20 üstünde 7.80'i takip etmesi lazım. Bu iki alan Teknosa'da önemli. Yani haftalardır ben Teknosa'yı BIST 100'e girdiğinden beri, daha önce herkese açık bakmıyorduk tabi. Girdiğinden beri söylüyorum. Şu 20 üsseli mavi olan doğrudan bakın düşüş trendini o çiziyor. 20 üsseli çiziyor. Bunun kırılması gerektiğini zaten söylüyorum. Bir türlü ama bırakın kırmayı yaklaşamadı bile. Aslında arada sırada yaklaşır hisseler 20 güne düşerken. İşte 5'i kırar önce, 8'i kırar, 20'yi kırar. Hızlıysa eğer düşüş trendi 20, özür dilerim, 20'yi kırar değil. En azından bir 20'ye temas görürüz. Hakikaten ilginç yani. Teknosa'nın bunu hiç yapmaması bana doğrudan şu anlama geliyor grafik olarak. Abi burada bir satıcı var. Hiç zayıflatmıyor momentumu. O anlama geliyor yani bu doğrudan. Bakalım şimdilik bir soluk almaya başladı hani şu alandaki gibi. Belki bu sefer bir şeyleri değiştirir. 200 günün artık altında. Şimdi 200 gün doğrudan kırılıp ve doğrudan aşağı yönlü artık uzaklaşılabilen bir ortalama değildir çoğu zaman. Burada hani biraz altında olması çok büyük bir kırılım olduğu anlamına gelmiyor 200 güne. Onu söyleyeyim. 200 günden aşağı yani bir işte kaç 7.43 6.85 büyük bir kırılım olarak değerlendirilmez. Ama buradan daha da aşağı giderse artık 5.70 civarları, burada 5.50 civarları, hatta o aralık diyelim 5.70 5.50 aralığı var. Biraz daha aşağı giderse artık mıknatıslar çalışmaya başlar diye düşünüyorum. Yani ne mıknatısı diyeceksiniz? 50 gün mıknatısı. 50 günden yukarı yönlü de ayrılamazsınız. Şekil A, B, C 50 tane, 1000 tane, 10.000 tane şekil gösteririm böyle size. 50 gün ortalamasını gösteririm sarı olan. Çok yukarı gidersen aşağı düzeltirsin. Bu net yani bu işin ABC'si. Aynı şekilde aşağı yönlü de eğer bir kırılım olursa yeni haftada 50 gün artık çok yukarıda kalıyor burada. Yani bir düzeltme arkasından yukarı yönlü bir hareket normalde teknik anlamda beklenebilir. Şöyle bir RSI ve MACD'ye de baktığımız zaman onlar da artık çok düşük bölgelerde. Yani inanılmaz düşük bölgelerde. 30'un civarında seyrediyor. RSI. MACD'ye baktığınız zaman o da eksi 0.65, ciddi bir geri alım var burada. MACD yönünden de. Mart'ın da dibinde. Onu söyleyeyim. 2020 Mart'ın neredeyse altında mı? Şöyle bir bakayım. Burada kaç? Eksi 0.69. Aynı yerde işte yani. Aynı alandalar. Oldukça yine düşük bölgede ikisi de. Normalde MACD ve RSI bu kadar düşük yakalandığı zaman bir tabi kitabi olarak söylüyorum. Burada hemen şeye bakılır. Fiyatlar takip edilmeye, kontrol edilmeye başlar traderlar. Dolayısıyla bir önemli şey şu olur. 20 günün kırılmasında 7.77'nin işaret olarak yani teknik tablo olarak genellikle yukarı yönlü bir en azından kısa vade bir rally'nin başlayacağını ifade eder. Bu tür göstergelerin bu kadar dipte kesişmeleri. Tabi kesişim olursa onu bilmiyoruz. Olur mu olmaz mı ama yakınlar. Yani biraz bir hareket olsa sanki Teknosa'da bir tetiklese şöyle 7.60, 7.70, 7.80'i gördüğü an bir şey olabilir işte. O zaman neye bakmak lazım? 9.30'a. 9.30 kırılıyor mu? Direnç alanı bakın. Doğrudan 9.50 diyelim hatta biz ona. Soldaki direnç alanı şurada. Ve aynı zamanda 50 gün aynı yere denk geliyor. 50 gün ortalamasının üstüne çıkıyorsa ya umarım öyle bir şey yapar da döner bakarız. O kıymetli olur. 9.50'nin kırılması. Söyleyeceklerim bu kadar. Yaparsa tabii bu durumu tekrar değerlendiririz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar dilerim.